Nothing can stop us. Merhabalar yeniden. Hani Galiba Sefer'in yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bir tane düşmanımın son yerleşim yerini almak üzereydim. Dışarıdan gelecek bir tane lordu var. Onu kesin öldürmem lazım. Nereden geliyor tam olarak? Hangisinden geliyor bilmiyorum. Tamam, şuraya konuşanayım. Okçuları o tarafa doğru çeviririm olmadı. Siz ön planda durun. Siz onların arkasında durun. Atlı sen kenarda dur. Minurta sen bunların arkasında dur. Okey, başlayınız. Biraz yaklaşın bakalım. Şuradan düz birlikler geldi. Demek ki komutanları şuradan geliyor. Düz göremedim ama. Bunlar beni arkadan mı vurmaya çalışacak? Böyle bir şey yapmalarına hayır demem tabii. Ya bayağı yaklaştılar, onu yapmaya çalışıyorlar aynen. Siz şu tarafa doğru bir bakın o zaman. Buradan dışarı çıkan yok zaten. Onlar üzerime gelemeden önce öleceklerdir diye düşünüyorum. Az daha yaklaşın. Hepsi ateş edebilsin istiyorum. Bu taraftakiler ateş edemiyordu aksi takdirde. Şunun ölmesi lazım. Ripa'nın. Okay, ben bunları ateş etmeye başladım diye diğer taraf... Yok. Ripa mıydı bu muydu? Ben ona keşke baksaydım ya. Neyse. Şu olması lazım. Utua'nın ölmesi lazım. Diğer önemli değil de diğeri zaten şehrin içinde olması lazım. Emin de olamadım bak şimdi ya. Durun arkadaşlar, mühimmatı o kadar da bol keseden harcamayın. Onları atlılar halleder. Şu kaçanları sen bir kovala. Onlara yetişebilir miyiz acaba ya? Öldü zaten. Öncelikle şunlara dal da. Bunlar zaten geri gelmeyecek. Siz ona ateş edebilirsiniz. Kabul. Atlılar onları hallediyor. Orada ağaçları biraz takıldı bizim oklar ama onu yakalayamayacağım gibi. Neyse, savaşın sonunda o Utah'yı öldürdüğüme emin olmak istiyorum ama. Tamamdır, şimdi atış serbestliği kapatabilirsiniz. Evet, artık şu tarafa bakın. Hatta siz de geri gelin madem onu yakalayamıyorsunuz. Bizim yakın dövüş yerlerinin arkasına dizilin. Ne olursa sen de gile klasik şuraya dizil. Sen onların işini bir bitir. Açabilirsiniz artık, içeri görürseniz ateş edin. Onu da bitir. Yok, önce gel bunu bitir. O zaten ölür zaten. O zaten ölür zaten. Muhteşem cümlelerime kaldığım yerden devam ediyorum. Okey, biraz daha yaklaşın artık. Okey, okçulara biraz dikkat etmem lazım. Neyse, okçular bizimkilerin menzilinde ya, hallederler bizimkiler. Minurta onların menzilinde değil, önemli olan da o zaten. Tamamdır, bu kadar salvo yeter ona. Biraz daha yaklaşın şimdi. Onun okçusunun biraz yaklaşmasını beklemem lazım. Atlılarıyla geldiler, onu fark etmemişim. İyi zamanlama, iyi zamanlama. Ne diyelim? Dört kişi kaldı. Onların işi bitmiştir herhalde. Atlıları bizimkiler hallediyor galiba. Siz topluca bir saldırın isterseniz atlılara da. Boxlar önceliği şuna verin. Tabii bütün okçular bir şeyi seçsin. Onu unutmayayım da.
Koruma modunu bir açsın. Peşinden koşmasın saçma sapan. Sonra siz şuna saldırın. Burada yanlışlıkla bunu da buraya koymuşum. Zokçulara saldırın lütfen. Benim bir görünür olup sonra tekrar görünmez oldular falan. O yüzden tam vuramadı bizimkiler. Şimdi saldırmaya başladılar. Yine aynı şey oldu. Yine saldırmayı durdurmazlar inşallah. Ama deminki savaştan daha az birimleri var galiba ya. Bu sefer mühimmatım yeter diye düşünüyorum. Bitti mi onun işi? Tamam. Gel geri. Bu öldürmem gereken kişi değil. Bu da değil. O da burada bir yerdedir ya. Adını unuttum da. U vardı adında sanırım iki tane. Ha şu. İki tane A varmış. İki tane U varmış evet. Okay, okay. Güzel. Tarıyoruz. Evet yakın dövüş bir yerlerinin bayağı hasar aldığı kesin. Olacak o kadar. İdare edecekler. Siz neredesiniz ya bu arada? Ha, siz de yaklaşın belki bir işimiz düşer bir şey olur. Hala biraz mühimmatım var. Okay, oklamayı sürdürün. Bayağı yağmur gibi yağıyor vallahi bizim oklar. Friendly Fire'dan bizimkileri de vuruyorlar mı diye baktım bir yandan da. Yok öyle pek Friendly Fire olmuyor gibi. Kalkanları bayağı engelliyor gibi ama öte yandan. Bitti mi savaş? Bitti. Atlılar gelin abi. Şu arkadaş. Okçular zaten öldürüyor ama galiba ya gerek olmayacak apçı atlıya. Okey. Dışarıdaki lordu öldürdük. Bu durumda bunların yok olmuş olması lazım. Eline sağlık. We earned this. Rejoice warriors. My might swells. Okey. Maksat yerine getirildi. Fraksiyonu yok edildik. Oo, Marduk ve İnşişinağı da keşfetmiş olduk. Ekstra odun ve taşımız oldu. Bir maksat direkt çıktı. Ha bak büyük masraf şey büyük maksat bu işte. Zafer noktası da veriyor. Şimdi önemli bir anıta sahip yakınlardaki bir bölgeyi fethedin. Ya şimdi yalnız önemli bir anıt dediğin önemli bir anıt kurulabilecek bir yer mi yoksa önemli bir anıtın kurulmuş olduğu yer mi? Onu keşke daha açık yazsaydı. Önemli bir anıt kurulmuş bir yer yoktur çünkü. 43 birim idame ettir. Biraz çokmuş. Bu türden 10 birim idame ettir. 5. ve 6. kademe. Ne öyle bir şey de yok. Bunu zaten seçemeyeceğim. 43 birim 28, 38 yani 15 birim daha yapmam lazım öyle mi? 15 birim. Yani tırt tırt birimleri basarak halledebilirim. Şu anıt işini işte bir çözemedim ya. Yani mesela Babil'i fethetsem, Babil'e bir anıt yapılmamış olsa bu görevi tamamlamış sayılacağım mı? Ama şu kolay ya. Dandik dandik birimlerden basarım. Belli bir birim istemiyor sonuçta. Mesele düşmanla ne zaman ve ya nasıl savaştığınız değildir. Niye savaştığınızdır? Zafer niye gereklidir? Asıl son hedef nedir? Bu sorulara cevap verin. Strateji o zaman kendini belli edecektir. Sonra da bana boşu boşuna birim bastır değil mi yani? Okey. 3 tane zafer nokta mı olacak yalnız bunu da yapınca? Onayla. Okey. Yeni aldığım mekanda... Enteresan bir bina yok. Ama... hadi madem o binadan var, sen de yerli içtima et. Bununla bunun arasında bakım masrafı olarak ve yapım masrafı olarak bayağı fark varmış aslında. Ama bilim kalitesi olarak da gerçekten çok fark var. Yani özellikle yakın savunmaya bakıyorum. Birinin 39, birinin 27. Bolster
the ranks. Okay. Şunları da basmak isterim de işte biraz daha zengin olmam lazım onun için. Ya da bir tane basabilirim aslında ya. Şöyle bakıyorum da. Evet. Evet. Şundan basacağım ben. Ana ordum biraz güçlensin. Şunları bir iptal et dostum. Şu oradan bir tane canı çok olan birini al. Daha tazelenecek sonuçta dışarıda olduğu için. Sana önümüzdeki turda şundan alırız. Bir tur bakım masrafı ödemiş olurum böylece. Okay. Sen şunları yapmaya devam et. Eyalet başkentimden de bassam mı diye düşünüyorum. Buradan daha iyi birimler basabiliyorum, daha ucuza basabiliyorum falan filan ama... Şema maliyeti. Buradan bastığım birimler hiçbir işime yaramayacak. Burada savaş halinde olduğum kimse yok çünkü. Bakayım ben. Okey. Yerli birim basaraktan devam ederiz biz bu işe ya. İkinci ordumda yerli birim kullansın. Ki gerekirse ilave ederim bile. Şu noktada çok ihtiyacım yok gibi çünkü. Ve senin 20'ledik. Böylece gece muharebesi yani also known as yıldırım çarşması da almış olduk. Artı %10 şey geçerli mi hala? İkmal yok, geçerli değil. Onun etkisi bitmiş o zaman. Tamam. Yarı ilahlarda yeni tanıdıklarım varmış. İnşi Şinak ne yapıyormuş? Bakın masrafı, bölgedeki ordu, nüfus, meh. Hareket, oranı ve yakın saldırı değil mi? Bunlar bayağıymış aslında dua eden tanrılar için. Yakın savunma ve alınan esirler, bu da güzel. Nüfus ve meşrutiyet, bu da fena değil. İnşi Şinak'ı sevdim. Bir sonraki tapınacağım tanrı belki de o olacak. Mardu'a da bir bakalım. Mutluluk ve gıda, meh. İkmal, %12. İkmalsiz olmaz. Marduk da olabilir. Yaşlık donanma ihtimali, gıda. Karşı dirençli bu yani. Yani ikmal dışındaki özellikleri çok aman aman değil de. Bir düşünürüz bakalım ya. İkinci tanrı seçeceğim zaman. Şu an çok dini bir oyun oynamamaktayım. Savaşçı bir oyun oynamaktayım. Tabii ki dinin de savaşı etkileri var ama. Şu Dicle'nin diğer tarafına bir bakalım. Bu kardeşlerimiz kimler şimdi? Bir yerleşim yeri olan. Elindeki o yerleşim yeri de kutsal mukaddes Mezopotamya toprağı olan bir dostumuz. Güzel bir hedef. Bu kardeşimiz. Üç yerleşim yeri olan. Yine bir mukaddes Mezopotamya toprağına sahip bir güzel bir hedef olabilir. Direkt Dicle'nin karşısına geçmezsek direkt Babil'e girebiliyoruz. Babil ne durumda? 3 yerleşim yeri var. Çok da açılmamış. Biraz güçlümsü ama bakalım. Düşündürücü. Şunları da gözüme kestirmiştim aslında ben. 2 yerleşim yerleri var. Bir de Dicle'nin karşısına geçersem buralarda çok daha fazla toprak var ama şunları alırsam eğer bunun arkasında hiçbir şey yok. Buralar daha güvenli olur. İdu, Rapiku. Ardından bunlara da girebilirim ki bunların da toprakları gayet güzel duruyor. Evet, ben yine Fırat'ın karşısına geçeceğim ya, Dicle'nin değil. Buradaki şu fraksiyonla aramlasın. İyi değil. Bunlar bana savaş açabilir. Hurru'yla savaşıyorlar. Hurru'yla aram biraz daha iyi. Yani savaş açarlarsa benim adıma çok iyi olmaz ama ya mukaddes toprak da değil bunlarınki. Bunlarla yalandan bir anlaşma yapayım ben. Pardon, Hurru değil. Kalkamış da değil. Sutu'yla. Takas anlaşması. Gıdan mı var? Bana 200 gıda ver.
Ben de sana 50 odun vereyim. 25 vereyim, olur. That will do. Tamam. Bunlarla anlaşma yaptığım için bunlar kızabilir tabii. You now have the ear of the greatest warrior in Hati. Yok da umurumda değil aslında. Biraz zayıf bunlar ya, bana savaş açmaz herhalde bunlar. Ama ben de onları açmayacağım için. Ha, bunlarla saldırmaz kalacağım var zaten. Süper. Ben Karkamış'la savaş halinde. Karkamış bunları alırsa... Ha, Karkamış da çok zayıflamış. Tamam, yukarıda şimdilik çok sorun yok gibi ya. İdare ediyoruz. Atura ve MR'la anlaşmalarım bitmiş, dur. Bunları tekrar bir yapmak isterim. Bir de... Nerede o biten anlaşmalar? MR'lı olanında tabii ki... Ya şey yapamıyor muyuz? Tamam, neyse. MR seninle de bir... ne yapalım? Senin yine gıdan var. Ver 200 gıda abi. Ben de sana yine 50 odun falan vereyim. 40 da olur. İlişkilerimi de çok kötüleştirmemiş oluyorum bu sayede zaten. Okey. Başka eylemi, saray eylemi. Bir suikastimiz vardı bizim. %24 ihtimalli. Onun ihtimalini biraz arttıralım. %54 olsun. Alacağım oğlum kelleni senin. Şimdi yeri yükseltmesi. Dur. Ona şuradan bakayım da. Hani Galbat'tan başlayalım. Var mı burada bir şey? Bunu yapmaya başladım zaten. Mari de. Tamam, bunu yap. Burada ise yapabileceğim bir şey yok. Burada? Ha, burada varmış. Şunu şimdilik kullanıyorum. Bunu üçüncü seviyeye çıkarmaya başlayayım. Karakol yapabilirim, yapabilirim. Yine bulduğum, yeni aldığım şeyi yapmaya çalışayım. Bu kalsın. Bunu yıkayım. Buraya da bir... şundan yapayım. Meşrutiyetimi arttırayım. Hatta meşrutiyet arttıran şeyi yapmadığım yerlere onu bir yapayım ben ya. Mesela şu anata da yapayım. Bu eyalete... Yapmıştım galiba. Yo, yapmamışım. Tamam, duvaraya yap ondan. Okey. Her eyalete bir tane yapılıyor ondan. Buraya yapmıştım. O yüzden çok coşamıyoruz ama. En azından her eyalete o bir taneyi yapmak lazım. Tamam, Babil iyice aşağılara düşmüş. Wow, hızlı ilerliyoruz. Okey. Bir dakika, neredesin? Zaten yakında 3 yerlerimin bayağı bir tazelenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla zaten şu anda bir yere saldıramayacağım. Şurada bir şehrim yok ama, değil mi? Hmm, şuraya bir uğramak isterdim. Ne veriyordu bu? Ha, pusu ihtimali. Çok önemli değil o. Orada uyuyacağım bir şey yok. Okey. Marş vaziyetinde gel. Aa, anata gelemiyor musun ya? Tamam, ama karar verdim artık. Bu Fırat'ın karşısına geçeceğim. Şehrin içinde beklemeyi tercih ederdim elbette ama... veya şey mi yapsam ya? Bir dakika. Bir Chico şehirden. Şu vaziyete bir girsen. Zektor oraya ulaşamayabilirim ya. Tamam, sen marş vaziyetine gir yine. I like this place. Tazelenme oranı sorununu bir çözmek gerekecek. Ama nasıl yani? Teknolojiyi bir araştırayım, %5 etkileyecek de. Medeniyet krizi girdikten sonra %10 azalacak. Yani daha da azalacak aslında yakın zamanda benim tazelenmem. Marduk mu veriyordu onu işte? Marduk'a tapınıp etrafı onun tapınaklarını kurmak mantıklı ama velakin işte. Onu aldın, tapınmaya başladın, tapınak kurdun, bilmem ne, uzun iş.
Aha, bunu maaşla yerine sokmasaydın keşke. Birim basmam lazım ya maksadı yerine getirmek için. Şunu bir al. İyi, ha. General adayı biliyorum. Ninurta'ya tabii ki Ninurta'ya adayacağım. Onayla. Okay. Buna adandığı için ordunun hızı arttı ve muharebe yağması %22 arttı. Gayet güzel. Şimdi maksimuma çıkarınca daha da artacak bunlar. Özelliğimi sonra basarım. Acelesi yok. Saray eylemi. Zikas düzenleme ihtimalini biraz daha arttır. %86 oldu. Ölecek mi, yaralanacak mı, başarılı olacak mı merak ediyorum o ya. Ne olacak acaba? Şunu bir arttıralım. Daha kaliteli birimler yetiştirme olana elimizde olsun mümkünse. Bir sonrası lütuf, mutluluk, üretim veriyor. Lütuf, meşrutiyet veriyor bir tane. Bakım vasfı azaltıyor bölgedekilerin. Mutluluk, üretim %10. Fena değilmiş upgrade versiyonunda. Gıdayı arttıracağım öncelikli olarak. İnşaata bakayım önce. Marie. Şöyle yapılacaklardan bahsedeyim. Buraya ne yapmayı planlıyordum ben? Ha, şu olabilir. Eyaletteki taş üretimini arttırıyor. Eyalette iki tane taş üreten yer var. O yüzden onu yapmak çok mantıklı. Şunu da yapmak isterim tabii ki. Meşrutiyet veriyor vesaire. Bunu yaparsam sonsuza kadar unutacağım bunu değil mi? Unutmam ya. Unutmam inşallah. Duvarda yapılması gereken bir tane bina var. Onu halledeceğiz. Büyük Sargon'da normal maksat seçmek için illa 100 lira vermem gerekiyor mu? Önümüzdeki tur basarım ya. Şu an bir şey yapmıyorum zaten. Bir şey yapabildiğim zaman basayım ki. Nasıl bakayım? Saldırmazlık. Karkamış. Karkamış bayağı yakın bu saldırmazlık anlaşmasına. Şu an zayıf durumdayken bunda bu anlaşmayı yapmak mantıklı olabilir. O tarafa gitmek istemiyorum çünkü yakın zamanda Mezopotamya'yı şey yapmak istiyorum. Sen ne istiyorsun? Altın mı? Pardon. 50 altın. Yani toplam 250 altın. Biraz çok geldi ama. Şöyle yapsak. Okey. Hatta bundan daha fazla vereyim. Altın miktarını azaltayım. Miktarını sıfıra indireyim hatta. Oh, tamam ya. Şurada odun istemiyor gibi görünüyor ama. Azıcık onunla hemen tav oldu. Oha. Okey. Saldırmazlık varız. Okey. Başka saldırmazlıklara da bakayım var mı yakın olan. Utu mesela yok. Sutu. Bunların ki mukaddes Mezopotamya toprağı değildi. Gerek yoktu falan demiştim. Yani fethedilecek Mezopotamya toprağı çok zaten. Şey elim yönü biraz daha pozitif gitsin de 2.8'i çok beğenmedim. Babil'e dalacağım. Buna dalacağım. Asur'la benim saldırmazlık anlaşmam yok mu? Biz Kankito'yuz hani. Ben seni Kankiton bildim ya. Seni döverim bak. You seek cooperation or do you harbor hostile intentions? Yalandan bir ticaret anlaşması yapalım bununla da. Şimdi bu kadar kaşınıyorsa bak Asur şehrini falan elinde bulunduruyor. Buna dalmak da mantıksız olmaz yani. Ama bir şey yapalım bakalım. Neyin var? Gıdan var. Olur. Ver 200 gıda. Ben de sana 20 altın vereyim. 16 altın olur. Allah'ın anlaşması diyorduk. Asur kalsın. Diğerleri zaten zor diyor. Anlaşmalarda enteresan bir şeyler var mı? Onlara da bakayım buraya girmişken ki yok gibi görünüyor. Vasallık. Aha Karkamış vasallığa yakın. Vasalın olmasını ister miyim? Ya, istemiyorum ya. Vasallar yani
Troya'yı oynarken tamam mantıklıydı bilmem ne de diğer fraksiyonlarla oynarken Vasal başa bela gerçekten. Yani bir yandan bu tarafı güvenceye almış oluruz ama bir yandan da bu oyunda Vasallar birilerine savaş açabiliyor falan. İlla senin eline bakmıyor, senin savaşlarına bakmıyor. Onlar birine savaş açtığı zaman senin de savaşa girmen gerekiyor falan. Bayağı büyük dert. Hiç gerek yok. Enteresan bir gelişme yaşandı. Şu saldırmayı planladığım arkadaşlar ordularını güneye indirdi. Ve oradaki şehirlerini birisi yıktı. Kimin yıktığını göremedim. Bunlar da mı savaş halindesin sen? Bir saniye. Evet bunlar yıkmış. Okey. Yani yapılı bir şehir almayı tercih ederdim tabii ama. Yaparız tekrar, önemli değil. O zaman şunların kalan şehirlerini ben lık diye lık efektiyle alayım. Şu birimi de ne kadar geç alırsam o kadar iyi bir yandan ama bir yandan da ne kadar erken alırsam o kadar iyi. Çünkü tekrar taze iniyor bu. Şurada yönetim kademesinin değişmesine daha var. 5 etkiliyor bu yönetim kademesini. Şu anda kaçım ben? 79'um. 84 olacağım bunu yaparsam. Okey, 109'da daha çok var. Tamam al bunu ya. Strength, honor, discipline. Bir tane de iyi bir birimimiz olsun elimizde. Ardından şuradan suya iniyorsun. Şuradan karaya çıkıyorsun. Aynı şeyi sen de yapıyorsun. Şuradan karaya çıkıyorsun. Arkasından şu arkadaşlara bir soruyoruz karşısında savaşa girmemi ister misin diye. İstemiyorlar. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim onları ya da sen de düz savaşacağım o zaman ne yapalım. Küt diye şurayı alıyoruz. Güzel. Hızlı bir savaş oldu. Hızlı bir galibiyet oldu. Bu fraksiyon da böylece yok edildi. Ama maksat seçecektim buraya saldırmadan önce. Neyse. Sonra tur seçeriz artık. Bir sonraki hedefimiz şu Rapikular. Ondan sonra da herhalde bağ bile dalmak mantıklı hale gelecek ya. Dur bakalım. Sizin kaç yerleşim yeriniz vardı? İki mi? Diğeri de aşağıda herhalde, evet. Oradan bir devam ederiz bakalım. Şurada yıkılan yeri bir alalım da. İdu'yu. Orada bu eyaleti de komple ele geçirmiş olmuşum. Şu kalsın bir dakika. Enteresan bir bina yok. Ama sen madem burada böylesin. Ceritçi. Olur. Replenish the regiment. Şu maksadı yerine getirmeye çalışıyorum da yavaş yavaş. Sarayda, kumpaslarda. Azami seviyede zaten arttırmışım. %89 ihtimalle suikast düzenleme başarılı olacak ve öldür veya en azından ağır yaralı diyor. Bakalım göreceğiz ne olacak. Bana bir itibarını sarsma eylemi yapmaya çalışmış arkadaş. Ama %0 ihtimalle başarılı olamadı tabii ki. Bu Asur Kralı... Lan seni Asur Kralı ben yaptım be. Ben. Sana o mevkiyi ben verdim. Bir de beni sevmiyor. %74. Şunu bir başlatayım ben. Onunla birazcık saygınlığımı arttırayım. %74 ihtimalle gayet iyi zaten ama onun da ihtimalini biraz arttırırım yine de. İnşaat mevcut. Şunu işle. Ay, ne kadar çok taş istiyor ya şu odun binası, çok enteresan gerçekten. Şu gıdayı arttır. Şunu da ikinci seviyeye çıkar, tamam. Maride... Şurayı üçüncü seviyeye çıkar. Aa, yakın isyan. Hannibal battı hem de. Oha. Derdiniz ne abi sizin? Vergiler boş duran iş gücü. Allah Allah. Ha, şöyle bir özelliğim vardı sadece, onu da kullanmaya çalışsam. Mutluluk arttıran bir emirim var mı? Azaltan var. Var. Tamam, bunu seçeyim o zaman madem öyle. İsyan çıksın istemiyorum burada.
Şurada da bir turluğuna vergileri kapatabilirim herhalde. İflas miflas etmem. Tamam. Önümüzdeki tur açmayı unutmayayım da. Burada emir mevcut. Yine klasik iş gücü artışını seçelim. Bu arada diğer eyaletlerimin kontrol seviyesinde bir kontrol edeyim. Mesela burada da aslında isyan çok uzakta değil. Burada da bir mutluluk emri seçmek mantıklı dolayısıyla. Bir de bir yerlere bir mutluluk binası dikmek de mantıklı galiba. Çünkü bu emir artı 3 verecek mutluluğa. Hala eksi 2 olacağım. Garnizonların da çok güvenmiyorum bu adamların. Çok fazla iş gücü artışı veren binam var. Evet güzel bir şey ama bunların birinin yerine galiba şey diksen fena olmayacak. Kontrol binası. Şu duvara da özel bir bina vardı. Bu mutluluk verecek aslında ama bunun dikilmesi çok uzun sürecek. Tamam. Bunu yıkıyorum. Bunu yeni mutluluk binası dikiyorum. Mutluluk biraz makul bir seviyeye geldikten ve iş gücü biraz arttıktan sonra o mutluluk binasını yıkıyorum. Şey dikiyorum. Neydi adı? Dikili taş dikiyorum. Buraya da bir bakalım. Burayı zaten yeni fethettiğim için mutluluğunun ne olacağı belli olmaz. Buranın mutluluğu pek parlak değil. Buradaki askeri binayı şu an kullanmıyorum zaten. Buraya direkt ben bir mutluluk binası dikeyim. Okey. Harcanmış yetenek puanı Ninurta. Master of all. Sen bunu 20'ledin zaten. Şimdi ne hangi yoldan gitsem acaba? Ne? Şu çok işime yaramaz demiştim. Yarar aslında bir yandan da. 11. Ya bunu geç. Sadece yeşilden gidersem ikmal sadece savaş araları ve süvariler için ama keşke herkes için olsa %10 ikmal ne kadar güzel olmaz mıydı? 8'i savaş arabalarına güçlü dinçlik veriyor. Altın geliri 50 hiç işe yaramaz. Dengeli gidersek yerli birim değer, yerli birim kullanmıyorum. Bütün birimlerin tunç ve gıda masrafını %20 düşürmek ama altın geliri -100 bayağı büyük bir şey. -2'de 9 olursa esirleri öldürür süresi +2, mutluluk +10, generalin mutluluğu +6. Yani +4 o zaman. Ha pardon, nüfus +10. Ha, yok bunu beğenmedim ben. Dengeli gittiğimiz takdirde mesela şuna gittiğimiz takdirde bakın masraf fazla oluyor savaş arabalarının ve yarma hücumları alıyor. Bu peki? İsyon maliyeti ve bakım masrafı yerli birimlerin. Yerli birim kullanmıyorum. Tamam o zaman. Savaş arabalarını güçlendiren %10 ihmal bir alsam fena olmayabilir. İşe yarayabilir. Şu an çok fazla yok belki ama yanından şu zırhı alırım. Şuradaki özelliklere göre seçeyim ya. Aşağıdakileri çok beğenmedim. Burası mesela isyan engelleme, korumalara nüfus, görüş açısı, moral, bakım masrafı. Peki ya bu? Eşme yuvası, muharebe yağması. 160. Yakın savunma, ikmal 100. Tamam. Nereden gideceğim belli oldu. Şuraya 3 tane hatta boşuna vermiş gibi hissediyorum şu an. O bana ne verdi? Bunu verdi. Evet biraz boşuna vermiş gibi. Galiba birlemine başlıyordu ama. Çok vermedim de. Şu yoldan gitmek kesinlikle daha mantıklı. İkmal oranını arttırmam mutlaka ama mutlaka şart. Sahibi de şeye bakacaktım. Şununla beraber direkt ikinci seviyeye bina inşa edebiliyorum ya. Ama şu an burada zaten birinci seviye ve üçüncü seviye var. Burada bir şeyime yaramaz. Diğer eyaletlere de bir hızlıca bakayım. İkinci seviye bina inşa eden bir yer var mı? Pardon, birinci seviye var mı? Burada mutluluk binası demiştik. Mutluluk binası... Lan mutluluk binası yok mu? Sadece bir veren bir mutluluk binası. Allah! Şu askeri bina varmış. Önümüzdeki tur bu eyalette kullanabilirim. Direkt ikinci seviyesini yapabilirim bunun o zaman. Tamam. Müzakere, pardon.
How long will the... Everybody has their duty. Bu değil. How long will the world last? Okay, ha. Diğer arkadaşla rütbe atlamış. Onu da bir dağıtayım. Seninle kırmızıdan gitmişiz ama kırmızının dandik olduğuna karar verdim. Neyse, zararın neresinden dönersek kârdır. Şu maviden sonra da şu yeşilden gideceğim. Sargon'da bir şey seçmedim değil mi? Önümüzdeki tur seçeceğim. Önümüzdeki turun başında inşallah. Okey, normal maksatla seçti. Bir mukaddes Mezopotamya toprağı zaten fethedeceğim. Bunu alabilirim. Anıt, dediğim gibi ne olduğunu bilmiyorum. Buna da hiç gerek yok. Şuradan gıdayı tunca alırım mis gibi. Onayla. Hatta üstüne şuradan Büyük Sargon'dan 100 altın kullanarak ikinci bir maksatla seçeyim. 16 yerleşim yeri. 20 tur. Ama ödülleri çok güzel. Gıda üretimi 2000 gıda çok büyük fark yaratmaz. Yeni alacağım yer bu arada Tunç. Bunu hızlı bir şekilde yapabilirim. 4 yerleşim yerini çok hızlı halledemem. Bunu daha önce halledeceğim için bunu alayım ben. Okey. Şuradan hemen denize in. Gel dostum şuraya. Sen de şöyle gel. Hatta alabiliyorsan sen al. Nimrut'un yürümesi boşa gitmesin. Yani şeyin içinde beklemesini isteyebilirim tabii de. Cool. Ve bir maksat yerine getirildi bile. Aa, bu da yerine getirildi. Nasıl ya? Daha bina kurmadım ben ya. Okay, okay. Hızlı oldu. Maksadı yavaş yavaş yerine getireceğiz. Okay. Güzel. Hızlı hızlı maksatlar yerine getiriyoruz. Arketipleri güçlendiriyoruz. Onlar da bizi güçlendiriyor tabii. Şunda şu an 38'den 40'a çıkamam değil mi? Şu an burada ne? Burası yapılı olmadığı için burada birim yetiştiremiyorum. Önümüzdeki tur yetiştirebileceğim. Okey, yapacak bir şey yok. Sen ise bu adamla buraya saldırabiliyorum şu an. Zayıflar. İki yerleşim yerleri var. Burası eyalet başkenti. Kuşatmak gerekir tabii. Bence ben yeterince güçlüyüm. Nerede olsun şuraya? Get on land. On kişilik bir garnizon. Alırız ya. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen şurayı bir kuşat. Hayır. Ordularıyla önümüzdeki tur bana saldırabilir. 10 kişilik garnizon da desteğe gelir tabi. Öyle bir durumda aslında geri çekilmeyi düşünebilirim ya. Şu arkadaşın da desteğe gelmesini isteyebilirim. Oradaki garnizonla beraber biraz sıkıntı olabilir çünkü. Ya bakarız duruma göre. Ama o duruma bir sonraki bölümde bakalım. Bu bölüm burada sonlanmanın vakti geldi. Ya sefer biraz fazla iyi gidiyor ya. Bu kadar fazla iyi giden seferler beni korkutuyor. Yani hiçbir sorunla karşılaşmadan lıkır lıkır Mezopotamya'yı fethediyoruz ya. Zafer hedeflerinde bile hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu an Babil kapılarına dayandık bile. Babil yani biraz düşür tabii ama yani pusuya çekeriz bir şey yaparız. Babil'i de hallederiz herhalde. Şu düşmanı bir hallettikten sonra galiba Babil'e de alacağım ben. Bunları da halletmek çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Ya da belki de daha güneye mi inelim. Neyse ona şu an karar vermenin anlamı yok zaten. Neyse efendim, bu bölümü izlediğiniz için ben size bir teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.